Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam akışına uygun olur? A) Okumayı sever misiniz? B) Gazete okur musunuz? C) Okumak için kitap alır mısınız? D) Kitap dostu musunuz? dedi. Bakalım. Böyle soru mu olur? Elbette seversiniz. Sevmediyseniz e, bu gazeteyi almaz, bu satırları da okumazdınız. Her kim olursa olsun bir yazarın hitap ettiği kişiler kesinlikle okumayı seven kişilerdir. Demek ki okumayı sevmekle ilgili bir soru sordu arkadaşlar. O zaman cevabım A olacak. Okumayı sever misiniz? Böyle soru mu olur? Elbette seversiniz diye cevapladı. Cevabım Adana. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir dedi. Giriş cümlesi olması için kendinden önceki herhangi bir şeye gönderme yapmaması gerekiyordu arkadaşlar. A. Bazı insanlar da sütlacın üzerine tarçın döküp yiyormuş. Şimdi burada daha derken örtülü anlam var. Demek ki bundan önce başka bir şeylerden de bahsettiğini anlayabiliyorum. E, giriş cümlesi olamaz, eledim. B. Hayvanların bu enerjiyi elde etmelerinin temel yolu beslenmedir. Hangi enerjiyi? Demek ki bu enerjiyle ilgili bir şeyler anlattı öncesinde. Dolayısıyla giriş cümlesi olamaz, eledim. C. Bu yüzden şairler şiirlerini yeniden kurar, mükemmeli yakalamaya çalışır. Bu yüzden, hangi yüzden? Demek ki bundan önce bir şeyler anlatmış arkadaşlar. Dolayısıyla giriş cümlesi olamaz. D. Odanın penceresinden bakarken gördüm kapıdaki motosikleti. Giriş cümlesi olabilir. Kendinden önce anlatılan bir şey olmasına gerek yok. Dolayısıyla cevabım denizde. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturmak için cümlelerden hangileri birbiriyle yer değiştirilmelidir? Bakalım. 1. Mustafa Kutlu için çocukluğunda sinemanın yanında kitap tutkusu da hayatın merkezindedir. 2. Reşat Nurileri, veya Safaları, Rus klasiklerini o dönemde bitirmiştir. Hatta lise yıllarında her gece bir kitap bitirecek kadar derin bir tutkudur bu. Bakın, kitap tutkusundan bahsetti birinci cümlede, ikinci cümlede bu tutkuya devam etmeden araya başka örnekler verdi. Ardından üçüncü cümlede yine bir bu tutkuyla devam etti. Demek ki iki ve 3'ü yer değiştirebiliriz. Şöyle okuyalım. Mustafa Kutlu için çocukluğunda sinemanın yanında kitap tutkusu da hayatının merkezindedir. Üçe geçtim. Hatta lise yıllarında her gece bir kitap bitirecek kadar derin bir tutkudur bu. Reşat Nuri'leri, Peyami Safaları, Rus klasiklerini o dönemde bitirmiştir. Bu kitap tutkusu, geceleri bu kitap tutkusu, önceleri ressam olmaya düşünen Kutlu'yu bu düşünceden vazgeçirmiş edebiyata yönlendirmiştir şeklinde çok düzgün oldu arkadaşlar. Paragraf dolayısıyla cevabı C. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamak akışına uygun olur. A. Resimde renk kullanımı çok önemlidir. B. Hep aynı renkler için dönüp durduk. İçinde dönüp durduk. C. Mesela ben yeşil rengi çok beğenirim. D. Ressamlarımızda bir renk düzeni yoktu. Bakalım arkadaşlar, ee, okuyalım metnimizi. Bizim nesil renk diye belli başlı bir dünyanın var olduğunu anlayalı çok olmadığı. Hemen hepimiz resme basma kalıp renklerle başladık. Nokta nokta nokta. Yani basma kalıp renklerle, aynı renklerle demek istedi burada. O zaman buraya hep aynı renkler içinde dönüp durduk ifadesi gelebilir. Hep aynı renkler içinde dönüp durduk. Neden sonra aklımız başımıza geldi? Bu sefer de bazı renklere karşı bir alışkanlık başladı. Dolayısıyla boş bırakılan yere B'de verilen hep aynı renkler içinde dönüp durduk ifadesi yerleştirebilir. Ee, cevap B. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını e, bozmaktadır? 1. Öteden beri tiyatro için söylenen bir söz vardır. Tiyatro bir okuldur. 2. Katılırım bu düşünceye. Çünkü tiyatroda sanatın tümü gibi bir okuldur. 3. Bir bakıma tiyatro pek öyle sizin bildiğiniz gibi sanat değildir demek bu. 4. Dolayısıyla seyircisini bu okulda eğitir, geliştirir. Bunu yaparken de onu sıkıntılarından uzaklaştırır. Bakın. Şimdi üçüncü cümle burada çok eğreti duruyor. Bir bakıma tiyatro pek öyle sizin bildiğiniz gibi sanat değildir demek bu. Yani bunu kaldırsam bir eksiklik olmuyor ve düşünceyi sanki bir sekteye uğratan bir cümle gibi. Dolayısıyla cevabım C arkadaşlar. Ne alaka diyor insan bu cümleyi okuduktan sonra bunu cümleden çıkarabiliriz. Cevap C. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bakalım. 1. Büyük masalcı Ezop'un yaşamı hakkındaki bilgiler çok sınırlıdır. Yaşayıp yaşamadığı belli değildir. 2. Çeşitli kaynaklara göre o asla var olmamış efsanevi kurmaca bir kişiliktir. 3. Ezop'un tarih boyunca fabullardan, fabulların anlatılması için bir aracı işlevi görmesi amacıyla kullanıldığı söylenir. 4. Fabul sonunda insanlara verilen ders de insanları eğitmeyi hedefleyen bir türdür. Bakın Ezop'u anlatırken geldi burada fabul hakkında bilgi verdi. Anlatımın akışını bozdu. Cevap C. 5'e baktım. Ancak bazı kaynaklar Ezop'un Frigya'da doğduğunu söyleyerek e, onun maceralı yaşamını mizahi bir dille anlatır. Cevabımız C arkadaşlar. Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir? Bakalım. 1. Toplumun bütün e, büyük bir çoğunluğu dilin anlatım alanlarını genişletme ya da geliştirme gereksinimi duymaz. 2. Oysa sanatçılar, araştırmacı ve düşünürler için böyle değildir bu. 3. Dili var olan biçimiyle benimser, öylece hiç değiştirmeden kullana gelirler. Bakın, bir de toplumun büyük bir çoğunluğunun dilin anlatım alanlarını genişletme veya geliştirmeye gereksinim duymadığından bahsetti. İkincide sanatçılar böyle değildir dedi. Üçe geldi, ee, yine dili var olan biçimiyle benimserler insanlar dedi. Demek ki birinci cümleden sonra üç gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü üçüncü cümle birinci cümlenin destekleyicisi niteliğinde biz iki ve üçü yer değiştireceğiz. Şöyle okuyacağız. Toplumun büyük bir çoğunluğu dilin anlatım alanlarını genişletme ve geliştirme gereksinimi duymaz. Dili var olan biçimiyle benimser. Öylece hiç değiştirmeden kullana gelirler. Oysa sanatçılar... Araştırmacı ve düşünürler için böyle değildir bu. Onlar var olanla yetinmezler. İfadelerine dilin kalıplaşmış yapısı içine sığdıramadıklarından dili değiştirmeye yönelirler dedi. Bu şekilde doğru oldu arkadaşlar. Anlam akışı sağlanmış oldu. Cevabım C. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bakalım. 1- Kültürün yüzlerce kişi tarafından yapılan yüzlerce tanımı vardır. Güzel. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü kültür farklı olma halidir. Farklılığın ürünüdür. 3. Kültürün ürünlerinin toplumsal yaşamda birlikteliği pekiştirici, dayanışmayı artırıcı özelliği vardır. 4. Her bir aile, her bir topluluk kendi tarzının kültürünü oluşturur. O halde kültürün en önemli özelliği farklılıktır. Şimdi bakın bir de iki de ve dört de kültürün farklılığından farklı farklı e, kişiler taraf yani farklı farklı zümreler tarafından farklı farklı oluşturuş e, biçimleri anlatılıyor. Fakat üçte demiş ki kültür ürünlerinden bahsediyor. Toplumsal yaşamda birlikteliği pekiştirici dayanışmayı artır, artırıcı özelliği vardır. Ama 1, 2 ve 4 bunlardan bahsetmemişti. Demek ki düşüncenin akışını 3 numaralı cümle bozuyor arkadaşlar. Cevap C. Numaralanmış cümleler düşüncenin akışına göre sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Bir sıralayalım bakalım. 1. Bu çukurların kimi çok küçük, kimi de oldukça büyük olduğundan yeryüzünde küçüklü büyüklü pek çok göl bulunur. 2. Yanardağ patlamaları ya da yer kabuğundaki hareketlerden dolayı toprağın çökmesi sonucunda karaların ortasında çukurlar meydana gelir. Bunlardan biri olan Hazar Denizi yaklaşık 386 bin kilometrelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük gölüdür. Bu çukurlar yer ve yer üstü sularıyla dolarak gölleri oluşturur. Ee, şöyle diyelim 2 ile başlasın. Yanardağ patlamaları ya da yer kabuğundaki hareketlerden dolayı toprağın çökmesi sonucunda karaların ortasında çukurlar meydana gelir. Sonra 4 ile devam edelim. Yani şuraya yazacağım. 2 ve 4 ile devam ettim. Bu çukurlar yeraltı ve yerüstü sularıyla dolarak gölleri oluşturur. Ardından bu gölleri anlatmaya başlayacak. 1'i getirdim. Bu çukurların kimi çok küçük kimi de oldukça büyük olduğundan yeryüzünde küçüktü büyüklü pek çok göl bulunur. Sonra 3 geldi. Bunlardan biri olan Hazar Denizi yaklaşık 386 bin kilometre kare, km kilometrelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük gölüdür. Yani 2, 4, 1, 3 şeklinde sıralanacak. Ben baştan üçüncüyü arıyorum. Bir numaralı cümleymiş cevap Adana arkadaşlar. Bu metnin başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Sağlığı korumanın yolu dengeli beslenmeden geçer. B. Sporun insan hayat sağlığına sayısız faydası vardır. C. Hareketli olmak sizi daha enerjiktir. insan yapar. D. Spor yapmayan insanların çok daha çok da mutlu olmadığı biliniyor. Bakalım. Düzenli spor yapan hastalarda şeker, kalp ve damar hastalıkları gibi yaşam kalitesini düşüren hastalıklara daha az rastlanır. İnsanı uzun süre hareketsiz bırakan işlerde çalışanlar hem bedensel hem ruhsal açıdan zayıf düşerler. Şimdi B şıkkını getirelim başına. Sporun insan sağlığına sayısız faydası vardır. Düzenli spor yapan hastalarda şeker, kalp ve damar hastalıkları gibi yaşam kalitesini düşüren hastalıklara daha az rastlanır. İnsanı uzun süre hareketsiz bırakan işlerde çalışanlar hem bedensel hem ruhsal açıdan zayıf düşerler. Bakın gördüğümüz gibi B şıkkını getirdiğimde yani sporun insan sağlığına sayısız faydası vardır cümlesi geldiğinde başına anlamak işi çok güzel sağlanıyor. Dolayısıyla cevabım Bursa. Bu parçada boş bırakılan yeri anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Bulunduğu yer kimseye mutluluk vermiyor. B) Durduk yere sıkıntı yaratıyor kendine. C) Hayal gücünü boş yere meşgul ediyor. D) Uzak diyarları daha çekici buluyor. Okuyalım bir. Günümüzde insanlar hep başka yerlerde olmak istiyor nedense. nokta nokta nokta. Hep başka bir yerlerde bulacağını düşündüğü şeylere özlem duyuyor. Bir yere tatile gittiğinde bile acaba buraya değil de başka yere mi gitseydim diye düşünüyor. Yani insanların bulundukları yerden mutluluk duymamasından bahsediyor. Dolayısıyla buraya e, ne getirebilirim arkadaşlar? Bulunduğu yer kimseye kimseye mutluluk vermiyor ifadesini. Yani A'yı getirebilirim. Bir de öyle okuyalım. Günümüzde insanlar hep başka yerlerde olmak istiyor nedense. Bulunduğu yer kimseye mutluluk vermiyor. Hep başka bir yerlerde bulunacağı düşündü, bulunaca, bulacağını düşündüğü şeylere özlem duyuyor. Bir yere tatile gittiğinde bile acaba buraya değil de başka yere mi gitseydim diye düşünüyor. Cevap A çok güzel oldu arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra oysaki geçmişte e, yaşananları değiştirme şansı yoktur cümlesi getirilse metnin anlam bütünlüğü bozulmaz? Bakalım. 1. Neden nokta 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 yapmadım? Neden nokta 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 söylemedim? Neden? Pişmanlık sonucu söylenen neden sözcüğü kadar insan ruhunu başka ne karartır? Oysaki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur. Buraya bir getirelim. Bu yüzden geçmişteki hatalar için pişman olmak bir şeyi değiştirmez. Artık onlar geçti. Ancak bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstermek gerekir. Bakın biz rastgele aslında deneme yanılma yoluyla ikinci cümleden sonra oysaki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur ifadesini getirdik ve çok güzel uyum sağladı. Diğer yerlere de getirdiğimizde uyum sağlamayacağını göreceksiniz arkadaşlar. Anlam bütünlüğünü sağlaması sağlanması için ikinci cümleden sonra oysaki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur cümlesi getirilmelidir. Dolayısıyla cevabım B şıkkıdır.